Ama demokrasinin gereği ve dolayısıyla sizin parlamentoda göstereceğiniz dert olmaz. Doğal olarak Kıbrıs'a yansıyacaktır. Kıbrıs'ın büyümesi, gelişmesi için özellikle demokrasi kültürünün giderek gelişmesi açısından varlığınız son önemlidir. Hepsi kabul ettiğiniz arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Kılıçdaroğlu, hoş geldiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ana muhalefet lideri olarak ve heyetimizi ülkemizde görmek çok güzel. Tabii Kıbrıs diye Kıbrıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin arasındaki bağlar çok derin. Sizlerin bilerek de zaten bunun bir göstergesiyle siyasi olarak aramızdaki bağlar ana muhalefet lideri veya hükümet ayrımının ötesinde bunu görüyoruz. Kıbrıs davası milli bir davamızdır. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hassasiyeti bu bakımdan bizim için çok önemlidir. Kıbrıs Türk halkının esenliği ve güvenliği söz konusu olduğu zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm siyasi partileri tek gücün, tek ses olması Kıbrıs Türk halkının burada en büyük güvencesidir. Kıbrıs'ta yapacağımız ziyaretin verimli geçmesini diliyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Sağ olun Sayın Başkan. Bu vesileyle rahmetli Ecevit'i evet, de aradım. Evet, siz evet. Tabii Kıbrıs'ta 1974'ten beri barış bu barış hareketi sayesinde evet. Ancak bildiğim bir siyasi çözüme Rum tarafının uzlaşma tutumu nedeniyle halen ulaşılamamıştır. Tabi dönemin başbakanı sizin şahsınızda dönemin başbakanı Nurettin Bülent Ecevit'in aziz hatırasını yadırtmak istiyorum. Ayrıca dönemin başbakan yardımcısı olan merhum Hilmettin Erbakan aziz hatırasını yadırtmak istiyoruz. Onların sayesinde Kıbrıs Türk'ü yok oluştan kurtulmuştur ve bugün özgürlüğüne ulaşmıştır. Bu vesileyle onları da yad etmek gerekiyor. Evet. Evet. Sayın Başkan. Başkan yardımcımız, başkan yardımcımız. Nasılsınız Sayın Başbakan? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Ben yoğun bir gündeminiz var. Evet, evet. Bugün parlamentoda herhalde evet. Bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kıbrıs'ın kendi alanında, eğitim alanında bir dünya markası olması benim arkadaşlarımın da en büyük dileğim. Turizm konusunda bir şeyler söylemek isterim ama siz çok daha iyi biliyorsunuz. Kıbrıs turizm açısından da son derece farklı bir gelişmeye geliştirdiğimiz ülke ifade edildi. Sizler bu konuda çabalar gösteriyorsunuz. Başbakanımız Kıbrıs'ın dünyada tanınması açısından hem demokrasi kültürünün gelişmesi açısından çaba harcıyorsunuz. Başbakan olmanın kendine göre zorlukları da var. Çünkü malum demokrasi kültürü içinde çok sayıda eleştirilere cevap vermek gerekiyor. Size canı gönülden başarılar diliyoruz. Ben ve arkadaşlarım saygılarımızı sunuyoruz. Sayın Başkanım, öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. Sizi de burada görmek bir Kıbrıs Türk halkı için bir onur. Tabii ki biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak biliyorsunuz 1960 yılında
düşünceler kurulduktan sonra 3 yıl birlikte bir yaşamış durumda. Fakat 1963 yılından 1970 yılına kadar gerçekten bir zalim ve mezalim altında yaşamış, değer olarak yaşamış bir toplum olarak yaşamışsın. Ama 1974'te Allah'a çok şükür ki Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'na göre ana vatanımız oradaki garantörlük hakkını kullanarak adada barışı ısrar etmiştir. Dolayısıyla o günün bugüne de huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Burada ben de şu örneği görüyorum. Filistin'in de bugün bir ana vatanı olsaydı evet. İsrail'de uygulamış olduğu soykırımı asla uygulamazdı. Bu da bizim için çok önemli. Bunun yanında tabii ki bir COVID-19 süreci yaşıyor dünya. Pandemide artık normallerin normal olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu çerçevede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak almış olduğumuz tedbirlerle özellikle sağlık konusunda dünyadaki hemen hemen en iyi ülkelerin arasında yer alıyoruz. Gerek kumbaşa yakalanan insan sayımız, gerekse bundan hayatını kaybeden insan sayısı yaptığımızdan. Yan komşumuz Kuzey Kıbrıs bizden nüfus olarak 3 kat büyük olmasına rağmen onun sayılarımızdan 10-11 kat fazla. Dolayısıyla şu anda da bu avantajımızı ülkede iki büyük önemli sektörümüz olan hem turizmde hem de yüksek öğrenimde avantajı nasıl içeriyoruz? Bunun peşindeyiz. Bu konuyla ilgili birçok çalışmamız var. 3-4 Haziran itibariyle de hem yurt dışından gelişler için Dünya Sağlık Örgütü kurallarına göre Ercan Devlet Havalimanımızı devreye koyduk. Hem de Güney Kıbrıs'ta kara sınır kapılarımızı açtık. Şu anda ekonomi bir nebze nefes almaya başladı. İnşallah en kısa zamanda önce turizmde ama Eylül'de de hedefimiz yüz yüze eğitimin başlatılması için ana vatandan da sağlanacak aşılarla hedefimizi gerçekleştirip ana vatanla zaten hareket etmediğimiz zaman Türk halkının bir şeyleri başarması da mümkün değildir. Evet. Dolayısıyla ana vatanla birlikte hareket ederek bunları da başaracağımıza inanıyorum. Tekrardan sizleri ülkemizde ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun.